Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Bunu var mı yer abi, valize atacak? Abi, ben de koyalım. Koyalım. Abilerim geldi Bursa'dan, beni aldılar. Hoş bulduk abi. Barış abi. İyi abi. Gel. Vay vay vay. Ne haber? Nasipte bu da varmış, böyle buluşacakmışız. Barış abi hatırlarsınız, Barış abimle geçen sene Bursa'da buluştuk. İzmit'te miydi? İzmir'de. Sonra Amerika'da buluştuk. Nasip bugüneymiş. Bugün beni otobandan aldı Mersin. İyi de otobanından aldı. Şimdi yola çıktık, Hatay'a doğru gidiyoruz. Yanımda da Özkan abi var. Abi nasılsın? Sağ ol abi. Teşekkürler. Elimizden geldiğince yalnız bırakmamak istedik. Bugün sana da iş düşüyor, direksiyondasın. Tamam tamam, sıkıntı yok. Başka tırcılar da orada sizinkilerden. Var, bir tane daha arabamız önde, var, önde mi? Gidiyor. Bu direkt öndeki mi? Yok, önümüzde giden arabalar. İleride. Senin arabalardan. Süper. Başka tırcılara da teşekkür ederiz buradan. Bu konuda bütün tırcılar duyarlı, yardımlarını esirgemiyorlar. Barış abi ne var şeyde, Dorse'de? Dorse'mizde bir 10 tona yakın şey var, odun var. 17,5 ton kömür var. Erzak var arkaya doğru. 65 tane soba var. Soba boruları var. Yani benimki biraz yakacak yüklü. İşin gerçeği. Yakacak yüklü, tamam. Ama öteki arabamızda kadın kıyafetlerinden erkek yetişkin kıyafetleri, çocuk kıyafetleri, bebek mamaları, bütün kuru erzak önümüzde giden öteki aracımızda. Sen muhtara ulaşıyorsun orada. Evet. İhtiyaçları öğreniyorsun. Evet. Sonra sen Bursa içinde bunu topluyorsun. Tabii durumu anlattım yardım edecek kişilere. Birincisini İnegöl Belediyesi'ndeki gençlerden temin ettim. Sefa kardeşimden, İnegöl'den. Odun verdiler 10-12 tona yakın. 17,5 ton kömürü Bursa Spor taraftarları Bursa temin Spor etti. Bursa Spor'a da selam olsun. Bursa'da gümrükçü olan Kerim kardeşim de sobaları temin etti. Onlara da buradan ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Geri kalan arabamızı da Gemlik Kaymakamlığı Milli Eğitim komple üstlendi. Kuru erzak, battaniye, bütün eşyayı da kıyafetleri, giyecekleri, ayakkabıları onlar üstlendi ve arabamızı yükledik. İki arabamızı da Hatay Antakya'daki Derince Mahallesi'ne yola çıkardık. Orada bekliyorlar. Orada şimdi muhtarımız bizi karşılayacak. Allah hayırlara vesile etsin. İnşallah insanların yaralarını sarabiliriz. Şu anda herkes orada evsiz. Hava -9 gösteriyor. Evet, çok önemli yani. Çok güzel iş çıkarmışsınız abi. Ben de kendi adıma teşekkür ederim. Bu arada benim ayarladığım araçlar, Gemlik'teki nakliyeci arkadaşlar, hiç kimse bir TL ücret talep etmeden gönüllü şekilde direksiyon başındalar. Bu araçların mazotunu ve masraflarını kendi cebimizden karşılayıp götürüyoruz. Gücümüz yettiğince götüreceğiz yani. Belki 2 ile kalmayacak, 3 olacak, 3 ile kalmayacak, 4 olacak, belki 10 olacak ama devam edeceğiz yani. Helal olsun abi valla. Herkes seferber olmuş durumda çünkü herkesin yapabileceği bir iş değil. Vinç operatörleri de buna dahil. Yani özel bilgi gerektiren şeyler bunlar. Şimdi burada ilaçlar da var ekstradan. Bölgeye gidecek bayağı bir ilaç var. Onun dışında da malzemeler Dorse'de. Ben biraz dinlendim. Reis dinlenecek. Yer değiştiriyoruz. Yer değiştiriyoruz. Değişikliğe geçiyoruz. Özlemişim ya ben bunu. Hadi bismillah. Kazadan sonra ilk defa tıra bindim ha. Karşı taraf kilitli, biz çıkamayabiliriz dönüşte. Yani geceyi bulur. Bizim tırı yağmalamasınlar reis. Bizim tedbirimiz var ya, Allah şükür. Oo, tedbir var diyorsun ha. Tedbirimizi aldık. Gerisi de duamız da Allah'tan. Evet arkadaşlar. Konuma geldik. Burada indireceğiz.
Bursa'dan iki tır geldik. Birinci tırımızda özellikle yakacak malzemeler var. Soba olsun, odun olsun, kömür olsun. İkinci tırda da yemek, giyim malzemeleri var. Şimdi daha önceden köyle itibarata geçip koordinat halinde geldik. Aksi halde çok karışıklık oluyor. Almıyorlar şehirlere. Onun dışında ihtiyacı olmayan yerlere gidildiği zaman farklı sonuçlar olabiliyor. Yağmalar olabiliyor. O yüzden kesinlikle önceden itibata geçip getirmek lazım. Şimdi koordinasyon halinde yüklerimizi getirdik buraya. Dağıtıyoruz, indiriyoruz. Ulan alıp burayı mı dolduruyorsunuz? Çok almayın bak, ihtiyacınız kadar alın. Bitirdik mi abi? Bu bitti. Bu bitti, öteki arabamıza geçeceğiz. Allah nasip ederse onu da indireceğiz güzelce. Hayırlara vesile olacağız. İnşallah. Birinci tırımızı bitirdik. Evet. Odun, kömür, soba. Sobalar erken bitti ama evet. Odun, kömür yeterince var. Ya soba çok fazla yoktu zaten. 60-65 tane aynen vardı. O da ihtiyaçları olduğu için hızlı bir şekilde bitti. Şimdi arabalarımızı yanaştıracağız. Öteki arabayı videoya açacağız gene. Aynen, öbür tıra devam. Bayağı halk geldi. Muhtar da dağıtıyor buradan. Bayağı şey birikti. Zaten burada da diğer şeyler dağıtılıyor. Ondan sonra burada kıyafetler var. Halk geliyor buradan alıyor. Burada da bütün odunları bu tarafa koyduk. Şimdi tırı geri çekeceğiz. Ondan sonra da ikinci tırı açacağız. Şimdi tırın birini çekeceğiz buraya, park edeceğiz boşalan tırı. Öbürünü oraya götüreceğiz. Ondan sonra dağıtım devam edeceğiz. Allah razı olsun. Siz de hakkınızı da helal edin. Kahvaltıya davet etti Muhtar. Allah razı olsun. Getiriyorum seni. Doğru söylüyor. Abi çekmiyor ki burada telefon. Burası afet bölgesi abi, çekmiyor. Alo. Amerika'dan gelen de bir valiz vardı. Uğur abinin, o da Antakyalı. Yusuf'la göndermişti. Onu da şu anda Antakya'da teslim ettim bu ilçenin muhtarına. Teşekkür ederiz Amerika'dan eşya gönderen arkadaşlara da. Şimdi yavaştan geri yola çıkacağız. Şimdi bütün yüklerimizi indirdik. Muhtarla vedalaştık, yola çıkıyoruz. Reisim direksiyon başında. Barış abim arkada dinleniyor. Bakalım yollar nasıl? Bir tık açık gibi. Göreceğiz şimdi.